Bültenimize dünyadaki gelişmelerle devam ediyoruz. Gazze direnişinin 6. yıl dönümü münasebetiyle İran'ın başkenti Tahran'da direnişin sembolü Gazze adlı sempozyumda bir kez daha Gazze direnişine destek verilirken Filistin halkının yanında olduğunun altı çizildi. İran devrim muhafızları başkomutanı Muhammed Ali Caferi, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın İran temsilcisi Halit Kaddoumi, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin İran temsilcisi Ebu Şerif, İran Filistin Halkını Destekleme Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Rahim İyan, Ahmedi Nejat döneminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Mir Tajettini, Filistin Halkı Dayanışma Cemiyeti üyesi ve Tahran Milletvekili Müşteba Rahman Dost gibi şahsiyetlerin katıldığı, İmam Hümeyni'nin kızının da davetliler arasında olduğu fakat rahatsızlanıp katılmadığı sempozyuma, Mısırlı ünlü düşünür Şehit Seyit Kutup, Hasan el-Benna gibi şahsiyetlerin yakın çalışma arkadaşı olan dönemin İran yönetimi tarafından idam edilen İranlı mücadeleci Fedayani İslam adlı örgütün lideri Şehit Nevvab Safevi'nin kızının katıldığı sempozyumda Filistin halkına desteklerin kesilmeden süreceği kaydedildi. İran devrim muhafızları komutanı Muhammed Ali Caferi, halkın iradesiyle yaşanan direnişler karşısında hiçbir gücün duramayacağını belirterek Filistin ve Kudüs halkların direnişiyle zafere kavuşacak diye konuştuk. Sempozyuma katılan İran İslah ve Davet Cemiyeti üyesi Dr. Lokman Sutude, TV5 kameralarına yaptığı açıklamasında Filistin halkı ve Filistin direnişi, özellikle de Gazze halkı ve direnişini selamlayarak başlıyorum. Filistin halkı, özellikle de Gazze halkının direnişi övgüye layıktır. Biz Filistin'in özgürlüğüne ve Filistin inkılabına destek vermek, Filistinlilere ve Filistin inkılabına değil, bizzat kendilerine izzet ve onur kazandırmak olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden partiler, gruplar, cemaatler, ülkeler ve hükümetler Filistin halkına destek verdikçe onur ve izzet kazanır. Filistin halkına ve Filistin inkılabına destek vermenin de büyük bir cihat olduğuna inanıyoruz. Rabbim bizleri böyle bir cihada ortak etmesini de diliyoruz diye konuştuk. Şehit Nevvab Safevi'nin kızı ise ilerlemiş yaşına rağmen Filistin davasına verdiği gönül bağını anlatarak Gazze direnişinin İslam dünyası kadar insanlık için de önemli olduğunu belirttik. TV5 kameralarına konuşan Nevvab Safevi'nin kızı Fatıma Nevvab Safevi, Gazze direnişi emperyalist güçlerin, Siyonist güçlerin bütün imkanlarına karşı elinde hiçbir imkanı olmayan sadece ve sadece iman silahı, takva silahıyla Allah'ı yardım ve ihanetiyle bütün zulümlere, bütün baskılara karşı koyacağını bütün dünyaya gösteren bir direniş örneğidir. Gazze'nin içinde bulunduğu şartlar, o küçük alanda tamamen kuşatılmışlık ve tamamen imkansızlıklar içerisinde işgal rejimi İsrail'in boğazına kadar en gelişmiş ve en büyük, en etkili silahlarla donatılmış olmasına rağmen her gün karadan, havadan ve denizden tonlarca bombaları, Allah'tan başka hiçbir sığınağı olmayan masum insanların iman gücüyle, takva gücüyle, Allah'ın yardım ve inayetiyle direnişin nasıl olacağını gösterdikleri bir direniştir Gazze. Birlikleri, beraberlikleri ve direnişleri dünyaya bir örnektir. Gazze direnişi, Lübnan'ın direnişine, yeniden Gazze'ye yönelik 55 gün süren direnişe de örnek oluşturduk diye konuştuk. Hamas'ın İran temsilcisi Halit Kaddoumi de TV5 kameralarına yaptığı açıklamasında bizim Siyonist rejim ve Siyonist işgal karşısında zaferden başka çaremiz yok diyerek Filistin halkı özellikle Gazze halkının muhasara altında zor şartlar altında yaşam sürdürdüğünü belirterek uluslararası toplumların yardım etmesi gerektiğini söyledik. Filistin İslami Cihat temsilcisi Nasır Ebu Şerif ise açıklamasında Siyonist işgal İslam dünyası için bir zillettir. Bu zilletten kurtulmak için Filistin özgürleşmeli. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa özgürleşmeli vurgusunu yaptık.